Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalus salati ve etemmü teslim. Ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi. Ve etbaihi ecmain. وعلى إخوانه من جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل وصحب كل وأتباع كل أجمعين اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين واحشرنا في زمرة عبادك الصالحين وأدخلنا جنتك مع الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yusuf kıssasına başlamıştık. Ve caet seyyaratun, oraya mı varmış vardık? Nereye vardığımızı tam olarak takip ediyorsunuz, biz işaretlemedik. Vakale lediş, oraya tamam. Geçen dersimizde bir ayet-i kerimeye mana vermiştik. Fakat kimse soru sormadı. Acaba ben iyice anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı? Onu bir yoklamak istiyorum. Ve avhayna ileyhi letunebbiennehum bi emrihim hada ve hum la yeşurun. Cenab-ı Allah Yusuf Aleyhisselam'a kuyuya atmaya kesin karar verdikleri zaman, oy birliğiyle karar verdikleri zaman, وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ, yaşı 9 diyorlar mütefsirciler, o arada bir şey yani, çocuk yaşta. وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ, ona vahyettik. لَتُنَبِّئَنَّهُ, mutlaka bu yaptıklarını onlara bildireceksin. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هَذَا, bu yaptıklarını onlara bildireceksin. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, onlar seni tanımayacaklar. Senin kim olduğunu bilmedikleri bir zamanda bu yaptıklarını onlara bildireceksin diye vahyettik. Cebrail mi geldi? Herhalde yok. Peki Kur'an-ı Kerim'de vahiy kelimesini ilham manasında kullanıldığını biliyoruz. Vahiy kelimesi ilham manasında, onun kalbine ilham edecek. Onlar seni tanımadıkları halde bu yaptıklarını onlara bildireceksin. Bu ilham böyle mi geldi, yoksa başka bir şekilde mi geldi ve Cenab-ı Allah vahyettik diye ifade ediyor burada. O mutlaka onu kuyuya atacakları zaman bir gün gelecek, bunun hesabını size soracağım diye içinden geçirmiş olabilir. Dikkat ediyorsunuz. Ve Cenab-ı Allah da biz ona vahyettik diyor. Ya onun içinden geçen şey bir nevi vahiy oluyor, ilham oluyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü orada makul olan öyle söylemiş olması lazım. Çünkü onun kardeşleri oy birliğiyle kuyuya atmaya karar verdikleri zaman içinden demişti, bir gün gelecek, bu yaptığınızı size soracağım, bunun hesabını size soracağım demiştir Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Fakat Cenab-ı Allah bize bu durumu bildirirken evhayna ileyhi diyor. Sanki ona
fısıldadık, vahyettik. Onların seni tanımadığı bir anda, bir zamanda bu yaptıklarını onlara ne yapacaksın? Haber vereceksin. Buradan geçiyoruz. Ve esarruhu bida'a kelimesini izah ettik. Fakat izahlarımız, çünkü sorulara cevap vermeye yahut da eksik verdiğimiz cevapları oturtmaya, izah etmeye çalıştık ve dersin yarısından fazlasını böylece geçirmiştik. Ve esarruhu bida'a kelimesini izah ederken ben iki tane tefsire müracaat ettim. Bir tanesi Saffetü Tefasir, öbürü de Keşşaf. Saffetü Tefasir Muhammed Ali Es-Sabuni. Kendisini biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Allah ömrüne bereket versin. Halen Yalova'da bir yazlığı var, orada oturmaktadır. Ez-Zamahşeri, Allah rahmet etsin. Allah'ın rahmetine kavuşmuş bir müfessir. İhtilafları, bakınız iki tane müfessir, bir tanesi günümüzde yaşıyor, biri de Hakk'ın rahmetine kavuşmuş insanlar. Ve esarruhu bida'a, Allah-u Teala'nın bu ayetine mana verirken, anlaşıldı mı? Sabuni diyor ki, ahfavu emrahu aninnâsi. Esarruhu, onu gizlediler, bida'a, ticaret malı olarak gizlediler. Ahfav, gizlediler, emrehu, onun durumunu gizlediler. Kimden? Anin nasi. Gezegenler grubuna dahil olan insanlardan. En nas. Başka insan yok orada. Kim varsa o gezginler grubunda kim varsa, demek ki işlerinden bir kısmı diğerlerinden onun diyor, ne diyor? Kim gerçek kimliğini gizlediler. Neden gizlediler onu? Onlara açıklamadılar, bu kimdir, nedir, necidir falan diye sorsalar açıklamadılar. لِيَبِعُوهُ فِي اَرْضِ مِصْرَ. Mısır'a gittikleri zaman onu satsınlar diye. مَتَاعًا كَلْبِدَاءَ, ticaret malı gibi bir mal olarak onu satmak için durumunu gizlediler. Demek ki Sabuni kesinlikle kanaat getiriyor ki Mısır'da satıldı. Bu ucuz fiyata nerede satılmıştır o? Mısır'da satılmıştır. Esarruhu, onu gizleyenler de gezginler grubunun içine dahil olan kişiler. Sucu ve sucunun arkadaşları diğer arkadaşlarından gizlemişler. Ben anlayamıyorum bunu. Fakat böyle söylüyor. Tefsir ederken böyle söylüyor. Bunları söylemek zorundayım. Her yazılı şeye inanmayın. Eskiden biz kitapta böyle yazıyor dedim mi, akan sular dururdu, tamam eyvallah. Madem böyle yazıyor, öyledir derdik. Ama bu sonradan anladık ki her yazılanı, her kitaba, her yazılana inanmamak gerekiyor. Ahfav amrahu aninnas, insanlardan, yani o gezginler grubuna dahil olan insanlardan onun durumunu gizlediler. Yani bir kenara çektiler. Dediler ki Mısır'a gittiğimiz zaman köle diye satarız bunu. Ne olduğunu bilmiyorlar çünkü. Buluntu bir çocuk. وَالْضَمِيرُ اَسْرَوْ fiilindeki zamirhum. Yine Sabuni anlatıyor. يَعُودُ dönüyor. Alel varidi ve cemaatihi. Sucuya ve sucunun grubuna, cemaatine. Demek o gezginler grubu içerisinde gruplar da varmış. Bunu da anlayamıyorum. O gezginler grubu bir kafile değil, bir yerden öbür yere hicret eden kafile. O tüccar onların hepsi. Oradan oraya ticaret yapıyorlar. Onların birbirinden gizleyecek bir şeyi yok. Bir insan konuşurken, laf ederken, bunun sonu nereye varacak onu düşünmek zorundadır. Eğer düşünmezse gelişi güzel, anlaşıldı mı, bir şey yapar, bir yazı dizisi meydana getirir.
ve kânû fîhî mine zâhidîn. Dedik onu zaten Yusuf'u gözden çıkarmışlardı. Biz onu kardeşleri dedik ama bu ne diyor? Liyene niye ona değer vermiyorlardı? İzah ediyor. Liennehum çünkü onlar irtekatuhu onu buluntu bir çocuk olarak aldılar. Buldular onu. Ve kafu korktular en yekuna abden abikan efendisinden kaçan bir köle olmasından korktular. Feyenza'u neza ayın vardır değil mi? Üçüncü baptan gelmesi tamam şartlar. Feyenza'u onu çeker alır. Seyyiduhu efendisi meydana çıkar. Onu çeker alır. Min eydihim ellerinden. Ve lizalike işte bu sebepten ötürü ba'uhu bi'abhasil esma. İşte bu korku vardı işlerinde. Bu yüzden onu en düşük fiyata sattılar. Kema kale İbni Abbas ve Mahreç de gösteriyor. Kaynak da gösteriyor. İbni Abbas böyle söylüyor diyor. İbni Abbas kimdir? Tercümanül Kur'an. Kur'an'ın tercümesidir. Şimdi anlattıklarını akıl gözüyle muhakeme ediyoruz. Ona değer vermediler. Çünkü efendisinden kaçmış bir köle olabilir. Efendisi meydana çıkar, onu elimizden alır. Onu bir an evvel şundan kurtulalım, satalım. Bunlar olacak şeyler değil. Akla ve mantığa uymayan şeylerdir. Böyle söylüyor o. Biz ne söylediğimizi geçen hafta herhalde hatırlıyorsunuz. Ve İbni Abbas'ı da kaynak olarak gösteriyor. Ucuz fiyata sattılar çünkü efendisinin meydana çıkıp onu ellerinden almasını, çekip almasından korktular. Keşaf'a dönelim. Bakalım keşaf ne diyor aynı ayetler üzerinde. Keşaf'ın söyledikleri nedir? وَاَسَرُّهُ بِدَعَى Ticaret malı olarak onu gizlediler. Burada kim gizledi onu belirtmiyor. فَدَّمِيرُ Damir diyor. Eserruhu, oradaki bir hum zamiri var, vav, hum yerinde kullanılıyor. Lil varidi ve ashabihi, bu zamir kime dönüyor? Sucuya ve onun arkadaşlarına. Aynı şeyi söylüyorlar. Sabuni'nin söylediğini Keşaf da söylüyor. Peki onlar nesini gizliyorlar bunun? اَخْفَوْهُ مِنَ الْرِفْقَةِ Diğer arkadaşlarından gizlediler onu diyor. Ya bu bir kafire değil yani. Bunun içerisinde çok insan yok. Bu gezginler grubu. Bir ticaret kervanı, kafilesi olabilir. Bunlar birbirinden gizleyecek bir durumları olamaz. Bakın Zamahşeri bile burada zamirin sucuya ve anlaşıldım efendim arkadaşlarına döndüğünü ve onu diğer arkadaşlarından gizlediklerini söylüyor. Van İbni Abbas'ın o da İbni Abbas'a dayanarak bakın başka bir şey söylüyor. Sabuni'nin söylediğinin yani verdiğim kaynaklara müracaat edip ama hoca mı böyle söylüyor onlar mı böyle söylüyor? Müracaat edin ve orada görün. Van İbni Abbas'ın enne damire bakın şimdi İbni Abbas'tan bir rivayet var. İbni Abbas diyor enne damire bu damir eser ruhu damiri lil ihveti. Dikkat ediyor musunuz? Bizim söylediğimiz hususa Keşaf burada parmak basıyor. İbni Abbas diyor ki eser ruhu onu gizleyenler kardeşler diyor. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Ve ennehum o kardeşler kalu dediler ki hâdâ gulâmun lenâ bu bizim kölemizdir. Kad ebeka kaçtı, evden kaçtı. O zaman
onu gizleyenler, hakiki kimliğini gizleyenler kim oluyor? Bunu söyledikleri halde yine anlaşıldım efendim, acayip sözler ediyorlar. Halbuki bu akla, mantığa uygun ve gerçek olması muhtemel olan şey de bu. Fesekete Yusuf'u, Zamahşeri söylüyor. Yusuf sustu. Mekafete en yaktuluhu, onu öldürmelerinden korkarak. Halbuki burada mekafete en yaktuluhu yok. O kadar insanın arasında kalkıp da Yusuf'u onların önünde öldürecek, öldürme durumları yok. Madem ki bir sürü insan var orada, orada Yusuf her şeyi açıklayabilirdi. Açıklasa kardeşlerini, orada öldürmezlerse onları gittikten sonra ne yaparlardı? Öldürürdü. Doğru, Zamahşeri'nin koyduğu şey. Fakat o anda mekafeten yaktuluhu, onu kendisini öldürmelerinden korkarak sesini çıkarmadı. Ben şimdi kimliğimi açıklasam beni kervancılar bırakırlar. Ama kardeşlerim ne yapmaz? Bırakmaz, mutlaka benim hesabımı görürler. Şimdi devam ediyor yine. Ve yecuzu en yekunel mana. Burada mana şöyle olabilir diyor Zamahşeri. Ve şerauhu, şerauhu, sattılar, satın aldılar. Bu fiil hem satmak hem de satın almak manasında kullanılır. Ve şerauhu, ey, o şerauhu fiilini ne yapıyor? İzah ediyor. Diyor ki, işterahu, satın aldı. Errifkatu, arkadaşlar. O arkadaşlar derken suçu ve arkadaşları. Gezegenin o gezginler arasında başkalar da var. Onları hesaba katmıyor. Onları dışı yapıyor. İşterahu rifkatu, arkadaşlar onu satın aldılar. Min ihvatihi. Kimden satın aldılar? Efendim? Kardeşlerinden satın aldılar. Min ihvatihi. Bu bir caiz olan mana diyor. Halbuki gerçek olan mana bu değil. Kullu cahilin cesur. Yani her cahil cesurmuş. Herhalde biz de cesaretimizi cehlimizden mi alıyoruz? Ama onlar tefsirciler, genelde her şeyi zayıf olsun, güçlü olsun hepsini söylerler, anlatırlar. Ve tercih etmeyi ne yaparlar? Okuyanlara. Bırakırlar. Vakile denildi ki, şimdi bu burasını daha sonra okuyalım. Vakale elledi işte rahu min mesra. Burayla alakalı şimdi şeyin ama o şarabı orada sattılar diyoruz ya yukarıda. Zamahşeri bu ihtimali de kıyla olarak, yani zayıf bir kabul olarak ileri sürüyor. İşterahul azizu. Yine burada biraz sonra okuyacağız. Aziz Yusuf'u satın aldı. Bi işrine dinaran. 20 altın lira. Nerede 20 gümüş dirhem, akçe, 20 akçe nerede? 20 altın lira nerede? Şimdi bir altın liranın kaç akçe ettiğini bilenler varsa hesabını çıkarırlar burada. Yalnız 20 dinar altın lira mı? Hayır. Ve zevcey na'lin, iki ayakkabı. O sahiplerine, yani onu satanlara 20 altın para, lira, iki ayakkabı ve sevbeyni ebyadayni, beyaz iki giysi, elbise, iki kat, çalışır mı? Elbise iki kat, elbise de ne yapıyorlar? Veriyorlar ve bu fiyata alıyorlar onu. Bakın şimdi, ebhasil esman kime yakışacak burada? Nasıl şimdi sabunu yakıştırıyor? Böyle rivayetler de var. Bu rivayetleri okumadı mı?
Bunların da doğru olma ihtimali yok mu? Elbette vardır. Vakıyla bir başka görüş de var burada. Yine Zamahşeri bu görüşü ileri sürüyor. Etkaluhu suka. Onu pazara indirdiler. Soktular. Kimi? Yusuf'u köle pazarına indirdiler. Ya'ridunahu. Satışa arz ediyorlar onu. Feterafa'u fi semenihi. Bunları niye okuyorum? Yani tefsircilerin sözleri, benim kendimden uydurarak söylediğim bir şey yok. İnşallah buna güvenirsiniz. Feterafa'u fi semenihi. Onun değerinde artırma yaptılar. Açık artırmada satışa arz edildi. Feterafa'u. Yükselmeye başladılar. Fi semenihi, Yusuf'un fiyatında yükselmeye başladılar. Yani artırmaya başladılar. Hatta belaga semenuhu, Yusuf'un kıymeti ulaştı. Veznehu, ağırlığına. Yusuf'un kendi ağırlığına. Ne olarak? Misken, misk, güzel koku. Ve verikan, gümüş para, verikan. Ve hariran, ve ipek. Anlıyoruz değil mi efendim? Açık artırma koydular. Ve en nihayet Yusuf'un kıymeti, değeri ağırlığınca, kendi ağırlığınca misk, gümüş para ve ipek. İpeğe ulaştı diyor. Feftahul aziz. O zaman aziz Yusuf'u satın aldı. Kıtfir adının da Kıtfir olduğunu tefsirciler yazıyorlar, söylüyorlar. Mısır azizi. Aziz burada hazineler bakanı, hazine bakanı. Mısır hazineleri bakanı. Bizalikel meblağ, bu meblağ onu satın aldı. E şimdi en düşük fiyata satıldı Cenab-ı Allah derken, bunu mümkün mü yani Yusuf'u bu en düşük fiyata satmaları Mısır'a getirip orada hem de Mısır'ın ikinci adamına, yani kraldan sonra gelen anlaşıldığım adama en düşük fiyata satmaları mümkün olabilir mi? Peki bunu söyleyenler nasıl söylüyorlar? Malcilerimiz de söylüyorlar. Tefsircilerin içerisinde birçokları da söylüyorlar. Fakat netice itibariyle tabii ki kabul etmemiz mümkün değil. Evet, bunları açıklamak istedim. Geçen dersimizde hoca herkese itiraz ediyor ya. İmam, mezhep imamlarına dahi karşı çıkıyor. Yani diyeceksiniz, ya Allah göstermesin, ben haddini bilen bir insanım. Korkarım. Ama hakikaten aklımın almadığı ve okuduğum kadarıyla, anladığım kadarıyla ne ayete ne hadise mutabık olmayan, yani hadisten ve ayete sahih hadisten, %100 sahih hadis, bunu mütevatir olmayabilir. Aha tarikiyle gelmiş olabilir ama yani üzerinde daha sonra mütevatir olur bu tür hadisler. Bilahara mütevatir hükmündedir. Böyle hadise dayanarak ve ayete dayanarak bir şey söylendiği zaman haşa o benim aklıma ersin ermesin. Ben aklımı suçlarım. Nas'ı suçlayamam. Kur'an'ı suçlayamam. Hadiste kabahatı bulamam. Kendim de anlayışımda bulurum, ayrı bir mesele. Fakat tevil varken, tefsir varken, onları kıyla, zayıf kavillermiş gibi göstermek, ondan sonra en güçlü, en kuvvetli olanı es geçmek veyahut da işaret bile etmiyorlar, yani edilmiyor. Bu beni üzüyor.
sabunu hiç işaret etmemiş. Burada bak İbn Abbas'tan rivayet ediyor, ucuz fiyata sattılar onu diyor. Mısır'da sattılar diyor, Azize de sattılar. Ama Zamahşeri gerekli izahatı veriyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Şimdi yeniden Euzu Besmele çekerek dersimize başlayalım. Ve şerauhu, onu sattılar. Anladık mı kim sattı? Şimdi maliyere bakın, kısmı azamı kervancılar sattılar diyor. Bisemenin baksiyen, ucuz fiyatı. Derahime madudetin, birkaç dirheme sattılar. Derahim, dirhem, gümüş para, akçe demektir. Ve kânû fîhî, onda idiler mine zahidin, zahitlerden, ona değer vermiyorlardı. Şimdi sahabı ne diyor, ona değer vermiyorlardı? Değer vermiyorlardı diye korkuyorlardı. Yani ona değer vermediklerinin sebebi, efendisi gelir elimizden çeker alır onu, isim bir an evvel ondan kurtulalım şeklinde izah ediyordu. Ona değer vermeyenler kimdir? Kardeşleridir. Ve onu kervancılara satanlar kimdir? Yine kardeşleridir. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ, işte buraya gelmiştik. İkinci satış Mısır'da yapılıyor. Bunu Allah belirseydi daha iyi olmaz mıydı? Açık açık söyleseydi bizim gibi cahiller tereddüde düşmezdik. Tamam Cenab-ı Allah. Onu Cenab-ı Allah her şeyi önünüze hazır. Lokma koymuyor. Nimeti veriyor, kazanacaksın, pişireceksin, ondan sonra tuzunu, yağını, her şeyini koyacaksın ve yiyeceksin diyor. Yani bunu bize bırakıyor. Bir çalışma payesi veriyor. Ve şerauhu, ve kalelle dişlerahu, onu satın alan kişi, min Mısır'a, Mısır'dan satın alan. Bu da bize gösteriyor ki, Kenan'dan satın alanlar da var. Kenan'dan kim satın aldı onu? Kervancılar. Mısır'dan kim satın aldı? Allah bize ipucu veriyor. Yani adeta dikkatimizi çekiyor. Fakat biz maalesef anlamak ve düşünmek istemiyoruz. Açın bakın, en büyük ilim adamları diye geçinen, otorite diye geçinen insanlar mahallerine bakın. Hep Mısır'da ucuz fiyata, hem de Mısır'ın ikinci adamına satıldı diyorlar. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ, onu satın alan dedi, مِنْ مِسْرَ, Mısır'dan satın alan. Demek ki Kenan'dan da o bir defa daha satıldı. Oradan da satın alanlar oldu. Onlar kervancılardı. Kime dedi? لِمْرَأَتِهِ, hanımına diyor. اَكْرِمِي مَسْوَاهُ, onun aramızdaki ikametini, ikametine saygı göster. Ekrimi ikram et. Mesvahu, mesva ikamet demek. Onun aramızdaki ikametini, anlaşıldı mı, ikametine, ona iyi bak demek oluyor değil mi? Ekrimi iyi bak. Mesvahu, onun aramızdaki ikametine değer ver, kıymet ver. Yani ona iyi bak diyor. Anlatabiliyor muyum? Bazen çeşitli manalarda kullanabiliyoruz. Asa en yenfa'na, belki bize bir faydası olur. Ev nettehizehu veleda, veya onu evlat ediniriz diyor. Evlatları yok. Eyvallah. Bu kadar. Tavsiyesini yapıyor hanımına ve daha fazla izahat yok burada. Ve kezalike, işte böylece diyor. Mekkenna li Yusuf'a,
biz Yusuf'u konumlandırdık, yerleştirdik. Fil ardı, o ülkede, fil ardı, yeryüzünde değil. Ve maalesef yeryüzünde diyenler de vardır. İsterseniz mahalleleri bir yoklayın. Art kelimesini devamlı olarak yeryüzü diye anlarlar. Fil ardı, Mısır ülkesi. Mısır geçti ya yukarıda. El ardı yer, eliflamla beraber geçtiği için Mısır topraklarında biz onu yerleştirdik. وَلِنُعَلِّمَهُ Ta ki ona öğretelim. مِنْ تَعْو۪يلِ الْاَحَاد۪يسِ Rüyaların tabirini öğretelim diye onu Mısır topraklarında yerleştirdik diyor. وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَى اَمْرِهِ Allah işini kotarandır. Ne demek işini kotarmak? İstediğini yapar. Bir şey murad etti mi onu mutlaka yerine getirir. Velakin ekseren nas la ya'lemun. Fakat insanların çoğu ne yapmazlar? Allah'ın her şeyi yapmaya kadir olduğunu bilmezler. Bilemezler. Bilseler de takdir edemezler. Hep kendileri bir takım şeyler yapmaya çalışırlar. Yalan yanlış. Anlaşıldı mı efendim? Cenab-ı Allah'ın bu sıfatını layıkıyla takdir edemezler. Tabii eve yerleşti. Eve yerleştikten sonra وَلَمَّا بَلَغَ اَشْهُدَّهُ Yusuf en güçlü çağına ulaşınca, اَشْهُدَّهُ en güçlü yaşına, çağına ulaşınca اَتَيْنَاهُ حُكْمًا ve ilmen ateynahu hükmen ona hikmet verdik. Hüküm, iktidar da olabilir. Hikmet de olabilir. Cenab-ı Allah her yerde aynı manada kullanmıyor onu. Bazı yerlerde iktidar diyebilirsiniz ona. Hüküm, devlet başkanlığı, iktidar. Hatayna burada devlet başkanlığı yok. En güçlü çağına ulaşınca biz ona hüküm verdik, hikmet verdik. Ve ilmen ve ilim bilgi verdik. Şeriat bilgisi verdik. Onu hikmetle ve şeriat bilgisiyle donattık diyor Cenab-ı Allah. Şimdi burada da yine tefsirlere müracaat ederseniz Saffetü Tefasir'de وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ اَيْ سَلَاس۪ينَ سَنَةً Ne diyor orada? En güçlü çağına ulaşınca, yani 30 yaşına ulaşınca diyor. Zamaşri'ye geliyoruz. Zamaşri de diyor ki وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ Ha, en güçlü çağına ulaşınca اَيْ سَلَاسَنْ وَسَلَاس۪ينَ سَنَةً Yani 33 yaşına ulaşınca. E şimdi böyle rivayetler hangisine inanacağız? Ama şunu söylüyorum işte, tefsirciler söylenen her şeyi anlatıyorlar. Söylenen her söze doğru olsun, yanlış olsun yer veriyorlar. Ve diyorlar ki okuyanlar ayırt etsinler. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt etsinler, ona tabi olsunlar. İki tane büyük tefsirci. Biri 30 diyor, biri de 33 diyor. Ben burada Allah ne 30 diyor ne 33 diyor. En güçlü çağına diyor. En güçlü çağı 20 yaş olabilir, 18 yaş olabilir, 23 olabilir. Hele 25 fevkalade müşahit. Yani Allah bize geniş bir saha bırakıyor. Bizi daraltıyorlar ya. Yok 30'muş, yok 33'müş. Ya Allah diyor ki en güçlü çağına ulaşınca biz ona ne verdik diyor. Hikmet verdik. Ve ilim verdik diyor, şeriat ilmi verdik. Allah'ın dediğini söylemek en çıkar yol, en doğru yol. Ve kezalike böylece neczil muhsidin. İyi davranları, davrananları biz böylece mükafatlandırırız. Diyor.
ona ilim, peygamberlik ve hikmet, hikmet burada peygamberlik olarak da söyleyebiliriz ama tefsirciler hikmet diyorlar. Peygamberlik de olabilir ve ilmen daha çocuk yaşta gelmemiştir. En güçlü çağına ulaşınca peygamberliği Cenab-ı Allah ona veriyor ve ilmi veriyor. İlim nedir? Şeriat bilgisidir. O halde anlaşın peygamberlik geliyor ona. Hükmü peygamberlik olarak da anlamamız mümkündür. Anlamamız zor. Sanki orada iki M gelince biri olumsuzluk edatı gibi algılanıyor. Onun için böyle anlamamız mümkündür. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ Biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız diyor. Şimdi geldik en büyük mihnet sıkıntıya. Yusuf nerede en güçlü çağına ulaşıyor? Aziz'in evinde. Öyle anlıyoruz onu. Aziz'in evinde en güçlü çağına ulaşıyor. Aziz'in de dünya güzeli bir karısı var. O karısının kaçamaklarına göz yumuyor. İtiraz edemiyor. Çok aşırı gittiği zaman bir takım istenmeyen olaylar meydana geliyor. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا Evinde olduğu kadın onun gönlünü çelmek istedi. Onun nefsinden murad almak, ne demek nefsinden murad almak bilmiyorum. Öyle diyenler de var. Gönlünü çelmek istedi. Kazanmak istedi, kendine çekmek istedi. Zaten Rade gidip gelmek, uğraşıp durmak. Erade istemek. Burada ravede gidip gelmek. O kadar istiyor ki fiili Allah'ın kullandığı fiile bakın. Allah Allah. Her an, her dakika onun gönlünü çelmek için uğraşıyor. Kadın. Ve ravedethu lleti huve fi beytiha evinde olduğu kadın onun gönlünü çelmek istedi. Annesi gönlü demek. En sonunda dayanamadı. Yusuf daima uzak ondan. Yusuf bir şeylerden korkuyor. Keşfedilir, bir şey olur, gören olur vesaire olur da onun için benden uzak duruyor. Düşüncesine kapılarak gallakatil envabe. Bütün kapıları kapattı. Anlıyor musun? İşte son bardağın taşmak üzere olduğu bir dönem. Gallakatil envabe. Bütün kapıları kapattı. Hiçbir mani yok. Kimse de yok. Vakalet dedi ki hey yeterlik. Gel dedi. Allah kimseyi böyle bir imtihana düşürmez. Bu imtihandan ancak peygamber olan kurtulabilir. Peygamber olmayan asla kurtulamaz. Onun dedesi İbrahim aleyhisselam, Cenab-ı Allah ona, oğlunu keseceksin dedi. Ya Rabbi bağışla oğlum bana falan yok. Emredersin. Bıçağını aldı, çocuğa dedi ki bak sen ne görürsün. Sen ne gördünse doğrudur dedi. Sana Allah ne emrediyorsa onu yap dedi. Aldı çocuğu kesmek üzere getiriyor, kıra getiriyor. Biz olsak aman Allah'ım eğilir kalk aman ya Rabbi çocuğumu bağışla vesaire falan bir sürü dualar yaparız. İbrahim aleyhisselam yapar. Niye oğlunu keseceksin dedi. Allah'ta kıskançlık olur mu? Olur diyenler de var.
İhtiyar yaşta çocuğa sahip olunca sevgisinin çoğunu çocuğuna yöneltti. Allah'ın hoşuna gitmedi bu. Olabilir. Paylaşmak istemiyor Allah. Benim dostum. Nasıl beni bırakırsın, çocuğuna yönelirsin? Bırakmıyor. Ama sevgisinin bir kısmını çocuğuna bağladı mı Cenab-ı Allah kıskanıyor. Kes onu diyor. Anladınız mı? Bakıyor ki İbrahim'de itiraz yok. Hemen kesmek için hazırlık yapıyor. Getiriyor, yere yatırıyor, bıçağı çekiyor, tam kesecek. Tamam diyor. Rüyanı doğruladın diyor. Neden? Anladı ki Allah'tan daha kıymetli hiçbir şey yok onun yanında. Anladınız mı? Neyi bilmek istedi Allah? Benden daha kıymetli hiçbir şeyin olmadığını, onun yanında başka hiçbir şeye değer vermediğini anladı. Ve tamam dedi, rüyanı yerine getirdin, kalk dedi. İşte peygamber, kadın, bütün kapıları kapattı. Kaç tane kapı var? Kaç tane varsa. Cenab-ı Allah kaç kapı olduğunu söylemiyor. Ama tefsirciler mutlaka bir yerden girecek. 7 tane kapı vardı. Cehennem kapıları gibi. Yahu bırakın 7'yi, 6'yı, 5'i, 10'u falan. Allah diyor ki kapı, ne kadar kapı varsa, pencere varsa, pencereyi de kapı yerine koyabilir. Çünkü taglib vardır. Pencere de vardır. Herhalde kapı da vardır. Pencereleri, kapıları anlaşıldı mı? Sımsıkı kapı. Gallaka. Aglak. Aglaka var, bir de gallaka var. Ne demek gallaka? Muhkem olarak sımsıkı bütün kapıları kapattı. Vakalet ve dedi ki heytelek, gel dedi. Ne korkuyorsun? Gel dedi. Kim söylüyor bunu? Dünya güzeli bir kadın söylüyor. Cemiyetin üst tabakasından bir kadın söylüyor. Böyle bir davete hayır demek için mutlaka peygamber olmak lazım. Kale. Yusuf peygamber dedi ki maazallah. A'uzu billah. A'uzu maazen, maazen mef'ulü mutlaktır. A'uzu'nun mastar mimisidir. Allah'ıma sığınırım dedi. Maazallah. Haşa. Yapamam. Allah'a sığınırım dedi. İnnehu, o senin kocan. Bak buradaki zamir kocasına geliyor. Rabbi, senin kocan efendim. Rabbi burada Tanrım demiyor. Rabbi, kocan. Benim efendim olan o kimse ki kocasını kastediyor. Ahsene mesvay, beni en güzel şekilde konukladı, misafir etti, barındırdı. Mesvay ikamet dedik değil mi? Barındırmak. Beni en güzel şekilde barındırdı dedi. Nasıl ona hıyanet ederim? İnnehu muhakkak ki la yuflihu zalimun. Zalimler felaha eremezler. Kurtuluşa eremezler. Burada zalim kimdir? Hıyanet edenler. O efendin, senin efendin, benim de efendim. Benim ikametimi anlaşıldım efendim. Beni en güzel şekilde barındırdı. Mısır'ın en güzel evlerinden, en zengin, en varlıklı evlerinden birinde oturuyordu. Böyle bir nimetin içerisindeyken onun ailesine nasıl ben sarkıntılık yaparım? Dikkat ediyorsunuz değil mi? Şimdi
Cenab-ı Allah onların durumlarını bize anlatıyor. Bir tanesi hazır. Öbürü hazır değil. Hala efendisini düşünüyor. Ona hıyanet edemeyeceğini düşünüyor. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ Allah kasemle söyledi. وَلَقَدْ Ant olsun, yemin olsun ki hemmet bihi Yusuf'a ilgi duydu. Kadın. Hemmet kadın. Yusuf'a ilgi duydu. Bakın hemmet bihi nasıl tefsir ediyor? Bizim tefsircilerimize müracaat ediyoruz. Nasıl tefsir ediyor? وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ Sabuni anlatıyor. Ey hemmet bimuhalatatihi onunla düşüp kalkmaya kastetti diyor. İlgilendi onunla düşüp kalkmakla ilgilendi. Muhalata beraber olmak demek. Anlatabiliyor muyum? Beraber olmaya niyet etti. An azmin ve kasdin ve tasmimin. Bak. Azim, kasıt ve kararlılık da. Artık bunun şey yok. Kurtuluş çaresi yok. Kapılar kapandı. Azim, kesin niyet ve kasıt ve tasmim kararlılıkla anlaşıldım efendim. Onunla beraber olmaya ilgi gösterdi, alaka gösterdi. Şimdi onun hemmet ifadesini böyle tabir ediyor. Azmen cazimen, kesin bir azimle onunla beraber olmaya şey yaptı diyor. İlgilendi. Azmen cazimen kesin kararlılık. Neye kesin kararlılık? Alel fahişet. Fuhşa. Yatmak istiyor. Onunla beraber olmak istiyor. La yasrifuha anha sarifun. Bu fuhuştan onu engelleyecek hiçbir mani yoktur. Tanımıyor. Hatta o anda kocası dahi orada olsa gözü kararmış mutlaka Yusuf'un olmak istiyor. Şimdi onun azmini böyle gösteriyor. Ve hemme biha. Yusuf da onunla ilgilendi. Yusuf'un ilgilenmesini bak nasıl tarif ediyor. Ey malet nefsuhu ileyha. Nefsi ona meyletti, akıverdi yani. Nefsi o kadına akıverdi. Bir muktadat tabiatil beşeriyeti. İnsanlık tabiatı gereğince nefsi ona akıverdi. Dune azmin, azim yok. Ve kastin, kasıt da yok. Azmi yok, kasıt yok. Böyle nefsi ona meyletti, akıverdi. Peki ya hoca Sabuni, birinci hemmeyi öyle tefsir ederken ikinci hemmeyi niye bu şekilde tefsir ediyoruz? Peygamber'e yakışmaz ondan. Ya Allah ayrım yapmıyor. Birbirlerine alaka duydu diyorlar. Hemmet bihi, hemme biha. İki fiilde aynı şekilde mana vermen gerekirken niye bir tanesini azim ve cezim ve tasmim diye izah ediyorsun? Öbürünü de kasıt yok, azim yok. İşte sadece insanlık tabiatı gereğince ona meyletti, bir meyil duydu. Yani alaka duydu. Diyor ki iki hemmin arasında, ilgilenme birinci ve ikinci hem arasında çok büyük fark vardır. Hoca böyle bu farkı gösteriyor.
Yakışmaz peygambere de onun için yapıyor. Göreceğiz bakalım. Daha sonra açıklama yapacağız. وَلَوْلَا اَنْ رَعَى بُرْحَانَ رَبِّهِ Rabbinin burhanını, kanıtını, delilini görmemiş olsaydı, diyor ki bu ayet-i kerime şartun, şarttır, şart cümlesidir. Mahzufun cevabuhu, cevabı yok, ibarede yok. Cevabını ne yapacağız? Daha önceki derslerimizde söylemiştik. Biz takdir edeceğiz. Delle aleyhi ma kablehu. Ma kablindeki cümle hemmet, hemme biha. Ma kablindeki cümle nedir? Hemme biha. O diyor cevap olabilir diyor. O zaman şimdi mana verelim. Bakın şimdi kendi kendini nakzetti burada. Önce dedi ki Zeliha azim, cezim, kasıt, tasmim ile Yusuf'u istedi. Ama Yusuf onu azim, cezim, tasmim ile istemedi. Sadece nefsi ona meyletti. Halbuki bu ikinci ifadesinde şöyle mana çıkıyor. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ Andolsun kadın ona ciddi bir ilgi duydu. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَعَى بُرْحَانَ رَبِّهِ Eğer Allah'ın kanıtını görmemiş olsaydı, o da ona ilgi duyardı. Demek hiç duymadı yahu. Biraz tabiatı meyletti falan diye benim anlamı yok. Anlıyor musunuz? Anlaşılıyor mu efendim? وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَعَى بُرْحَانَ رَبِّهِ Eğer Rabbinin burhanını, kanıtını görmemiş olsaydı, ilgi duyacaktı ona. Gayet normal. Demek ki hiç ilgi duymadı. Neden? Çünkü Rabbinin burhanını gördü. Ama bunu bak sabun ederken haltı yukarıda karıştırıyor. Yusuf'un hemmini Zeliha'nın hemminden ayırt etmek için bir takım sözler, kelamlar sarf ediyor. Bunların hiçbirine lüzum yok. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ Gerçekten Yusuf'a ilgi duydu Zeliha. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَعَى بُرْحَانَ رَبِّهِ Eğer Rabbinin kanıtını görmemiş olsaydı o da ona ilgi duyardı. Çünkü ilgi duyulacak bir kadın. Şimdi bu ikinci sözü gayet yerinde. Şart cümlesi levla en ra'a burhane rabbihi şart cümlesinin cevabı hemme biha olarak alırsak mana düzelir. Burada eksik bir şey yok. Zamahşeri'ye geliyoruz. Şimdi karıştırıyor, düzeltiyor. Yani sıradan bir kelam dizisi karşımıza çıkıyor. Zamahşeri'ye bakıyoruz diyor ki hadi bakalım Allametü Zaman o da. Sen söyle bakalım nasıl izah ediyorsun? Hemme bil emri. Bak şöyle hemme bil emri. İza kasadehu ve azeme aleyhi. Hemme bil emri. İşe işle ilgilendi demek. İza kasadehu kastetti, kastederse ve azme, onu yapmaya azmederse hemme denir diyor. Kasıt ve azim vardır. Herkesin de vardır demek istiyor. Çünkü ayeti aynı fiili kullanıyor. O ona ilgi duydu, o da ona ilgi duydu. Vel cevabı cevap ise mahzufun, yine ibarede cevap yoktur diyor. Takdiruhu, nasıl takdir edeceğiz cevabı? لَوْلَا اَنْ رَعَى بُرْحَانَ رَبِّهِ لَخَالَطَهَا Eğer Rabbinin burhanını görmemiş olsaydı,
onunla düşüp kalkardı. Onunla beraber olurdu. Bak bunu zaman şeridi söylüyor. Demek ki her ikisinin de azmi tamdır. Öyle değil mi efendim? Çünkü burada levle en ra'a burhane rabbi şar cümlesinin cevabını mahsuf olarak kabul ediyor ve kendisi takdir ediyor onu. Makabli cevap olur demiyor. Le halata. Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi onunla beraber olurdu diyor. Kemâ fî kavlike bile örnek veriyor. Bakın siz, sizin söylediğiniz, bunun benzeri sözlerinizde de vardır. Kullandığınız ifadelerde de vardır. Ne diyorsunuz? Kemâ fî kavlike. Hememtu bi katlihi. Onu öldürmeye, öldürmekle ilgilendim. Hemme, ilgilenmek bir şeye, bir şeyle ilgilenmek. Hememtu bi katlihi, onu öldürmeye, öldürmekle ilgilendim. Lev lâ enni hiftullâha. Eğer Allah'tan korkmasaydım, bunun cevabı ne olabilir diyor. Lekateltuhu olur diyor. Öldürürdüm diyor. Orada da diyor ki hemme biha, onunla kadınla ilgilendi. Levla en ra'a burhane rabbi. Rabbinin burhanını görmeseydi beraber olurdu onunla. Manasına getiriyor. Olmadı. Zamanşir yine itiraz ediyor. Yine itiraz ediyoruz ama. Ama onu bu yoruma iten bir sebep vardır. O sebebi de açıklıyor burada. Levla enni hiftullaha lekateltu. Nasıl ki eğer Allah'tan korkmasaydım bunu öldürürdüm. Eğer Allah'tan korkmasaydım hememtu bi katli olmaz. Öldürürdüm demek ki lazım gelir. Niye enne levla şartıya, levla eşar, şart ifa edatı olan levla diyor. La yetekaddemu aleyha cevabuha. Cevabı onun önüne geçmez. Yani onun makablinde, önünde, kendisinden önceki cevap, ibare, cevap olamaz diyor. Çünkü levla, levlanın cevabı onun önüne yani makabilinde olamaz diyor. Makabil ne demek olduğunu biliyor musun? Ha? Önceden. Kendisinden önce gelmez diyor. Kendisinden önce gelmez. O zaman ne oldu? Yakışmayan bir durum oldu. Niye gelmez diye soruyoruz. Gelmez diyor. Tamam gelmez. Fakat nahvcıların, dilcilerin şöyle bir kuralı da var. Diyorlar ki vel cevabu mahzufun delle aleyhi ma kablehu. Ma kablinin delalet ettiği bir cevap olabilir diyor. Ma kabliye cevap olamaz. İyi ama ma kablinin delalet ettiği bir cevap olabilir. O zaman ne oluyor böyle katemmet bihi? Levla en ra'a burhane rabbihi hemme biha. Hemme biha levla şart cümlesinden önce gelmiştir. Ama şart cümlesinden önce gelen bu hemme biha şart cümlesinin mahsuf olan haberini ne yapabilir? Haberine işaret olabilir. Bunu kuralcılar söylüyor. Ve genelde de makabli, mabadine cevap olma ihtimali vardır. Allah, la ilahe illallah. Çok konuştuğum zaman anlaşılan şeyi anlaşılmaz yapıyorum herhalde. Anlaşıldın mı? Evet. Bu medrese Allah rızası için kurulmuş bir medresedir. Burada terlemek güzeldir.
öyle maaş mukabili yapılan dersler olsaydı, anlayan anlasın, anlamayan anlaşılsın, geçsin, başka yerden anlamaya çalışsın diyebilirler. Diyorlar bunu, dedikleri için de zaten eğitim ve öğretim bizde ne oluyor? Hep kısır kalıyor. O halde de mahşer ediyoruz, doğru yerinde diyoruz. Sabuni'nin işaret ettiği husus gayet yerinde. Sabuni, mahsuf olan cevabı makablinden takdir ediyor. Diyor ki, eğer Rabbinin burhanını görmemiş olsaydı, kanıtını, delilini görmemiş olsaydı, o da ona ne yapardı o kadına? İlgi duyardı. Ama gördüğü için ilgi zaten ibareti onu gösteriyor. O her şeyi hazırlamış, kapıları örtmüş. Gel diyor ona, gel. Maazallah diyor. Hayır. Demek ki ilgi duymamış ona. Ama öyle bir kadına ilgi duyulur. Allah bunu takdir ediyor. Allah Allah. Duyulur diyor. Eğer Rabbinin burhanını görmemiş olsaydı, o kadına ilgi duyardı diyor. Kezalike böylece linasrifi anhu su'e, kötülüğü ondan uzaklaştırmak, vel fahşâe fuhşu, zinayı kendisine uzaklaştırmak için böyle ona kanıtımızı gösterdik diyor. Görülüyor. Bu artık evirmek, çevirmenin bir anlamı yok. İnnehu, çünkü o min ibadinel muhlasin, bak dikkat edin, İhlaslı kıldığımız kullarımızdandır diyor. Muhlisin demiyor, ihlaslı kullarımızdan değil. İhlaslı kıldığımız, biz onları ihlaslı kıldık. Onların o ihlasını melekler gibi kimse bozamaz. Ne olursa olsun. Hiç kimse onların ne yapamaz? İhlasını bozamaz. El mutahharun. Ayet-i kerimesini hatırlayın. Biz onları tertemiz kıldık. Onları hiçbir şey ne yapamaz? Kirletemez. Yusuf kaçmakta çareyi buldu. Ne yapacak? Ama her tarafta kapalı. Böyle olmasına rağmen kapıya kadar kaçarsam arkamdan yetişemezse kapıyı açar ve evden çıkarım, düşündü. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَاسْتَبَقَا, yarıştılar اِلَى الْبَابِ, ila burada hasfedilmiştir. Kapıya doğru, anlaşıldı mı, bir yarış başladı. Yusuf kaçıyor, o da arkasından, kadın da arkasından kovuluyor. وَقَدَّتْ, kadın yırttı, kamisahu, Yusuf'un entarisini, kamis gömlek ama aynı zamanda uzun, entari de olabilir. Zaten gömlek giyilmiyordu o zamanlar. 20. asrın zübbelerinin işte çıkardıkları, yani yeni neslin uygulandıkları bir takım şeyler. وَسَّبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيسَهُ مِنْ دُبُرٍ مِنْ دُبُرٍ, arkadan Yusuf'un göbleğini yırttı. Neden? Bir ara Yusuf'a çok yaklaştı. Elini attı, gömleğini yakaladı ama Yusuf öyle hızlı koşuyor ki kuvvete gömleği yırtıldı, kurtuldu elinden. Allah Allah. وَاَلْفَ يَا, buldular. سَيِّدَهَا, kadının efendisini buldular. Demek ki Allah da زَوْجَهَا demiyor. سَيِّدَهَا. Hani efendi derler ya. Allah da o tabiri kullanıyor. Kadının da efendisini buldular. Yusuf'un da efendisi. Fakat kadının efendisi bir başka manada. Seyyid. Eşini buldular. Lede vesta
Lezelbab, kapının önünde. Çünkü Yusuf kapıya vardı demek, kapıyı açtı. Açınca Kıtfir, vezir karşılarına çıktı. O da arkasında ya, Yusuf'un arkasında. Bakın kadının hüneri, marifeti, fendi ne kadar. Hemen orada söze başladı. Kalet. Pozisyon değişti. Ciddiyetini takındı. Ve şöyle dedi kadın. Zeliha dedi ki kalet. Ma ceza'u men arade bi ehlike su'en. Senin eşine kötülük yapmak isteyenin cezası ne olmalı dedi. Olmalı değildir. İlla ancak olmalı. Ne olmalı? En yüzcene, hapse atılmalı. Ev azabun elim, can yakıcı bir işkence olmalı dedi. Azap, işkence. Ne kadar bilmiş bir kadın. Hiç daha konuşmadan efendisini görmez. Anlaşıldı. Hemen şeye kalktı. Güya Yusuf'a hücum etmişler. Anlaşıldım efendim. Senin ailene, eşine kötülük yapmak isteyen bir adamın cezası ancak ve ancak hapse atılmalı veya çok ağır bir işkence görmeli. Eğer böyle konuşmasaydı Yusuf kendini müdafaa etmezdi. Fakat mecbur kaldı. Bu söz karşısında hem suçlu hem güçlü. Allah Allah, hem suçlu hem güçlü. Başka bir şey söyleseydi belki Yusuf bu sözü söylemezdi. Onun aybını, kusurunu ortaya koymazdı, vurmazdı. Kale, Yusuf dedi ki, hiye ravedetni an nefsi. O benim gönlümü çelmeye çalıştı. Gitti geldi benim gönlümü çelmeye çalıştı. Gönlünü çelmek ne demek? Yani elde etmek onu. Kendine bağlamak. Ve şehide şahidun min ehliha. Kadının ailesinden bir de şahit doğru. Yusuf'un söylediği doğru diye şahitlik etti. Burada şahit midir o? Şahit değil. Çünkü gömleğin yırtıldığını görmedi. Gözlem yapıyor ve gözlemini meydana koyuyor, açıklıyor. Yoksa şahit ne demek? Olan hadiseyi gören insan demek. Allah, Cenab-ı Allah burada şahit kelimesi bir gözlemci. Yani aklını kullanan, anlaşıldı mı? Bir takım işaretlere bakarak mana çıkaran adam demek. İşte o böyle bir gözlemci, gözlemini şöyle ifade etti. Ailesinden derken anlaşıldı mı efendim? Burada da gene bakın neler var. Şey anlatıyor, Zamaşeri anlatıyor. Amcasının oğluydu o şahit diyor. Gözlemci. Amcasının oğluydu. Kıyla amcasının oğlu. Kıyla yani hep zayıf kabiller. Kocasıyla beraber kapıya gelen bir adamdı diyor. O da olabilir. Kıyla gene bir söz daha. Kocasının görüşüne müracaat etti. Müsteşar. Kocasının müsteşarıydı diyor. Onunla danışırdı. Bazı hususları danışırdı. Kıyla bir başka görüş daha. Evde Zeliha'nın dayısının çocuğu beşikte idi. Olanları o gördü. Dile geldi. Ve görüyorsun neler söylüyorlar. Dadı mı ya Zeliha? Mısır'ın ikinci kadını.
Force Lady mi diyorlar ona? Böyle bir kadın dadılık mı yapıyor? Ama söylüyorlar ya, ya, ünvanları o kadar büyük ki onlara dokunmak bile çileden çıkarıyor bazılarını. Sen de kim oluyorsun ya diyorlar. Ne derse dişinler. Allah diyor ki ve şeyde şahidun min ehliya. Ailesinden bir şahit, bir gözlemci gözlemini ortaya koyuyor, açıklıyor. Ailesinden, niye ailesinden? Çünkü ailesi onun tarafını tutar. Tutmuyorsa demek ki hakikat burada. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Ailesindense ne yapar? Zeliha'nın tarafını tutar. Ama tutmuyorsa demek ki Zeliha %100 suçludur ve tarafı tutulacak bir kadın değildir. Şöyle gözlemini şöyle meydana koyuyor. İn kâne kamîsuhu kudde min kubulin. Eğer önden yırtılmışsa gömleği, fistanı, entarisi, fesadakat, Zeliha doğru söylüyor. Çünkü onun üzerine saldırmış olabilir. O da onu üzerinden def etmek için, anlaşıldı mı, gömleğinden tutar, çeker, yırtar. Önden yırtılmışsa Zeliha doğru söylüyor. وَهُوَ مِنَ الْكَازِبِينَ O zaman Zeliha doğrudur, o yalancıdır diyor. Yusuf yalancıdır, yalan söylüyor diyor. وَاِنْ كَانَ قَمِيسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُورٍ Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa فَكَذَبَتْ Zeliha yalan söylüyor. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ Yusuf doğrulardandır. فَلَمَّا رَعَى قَمِيْسَهُ قُدَّ مِنْ دُبُورٍ Gömleğini görüyorlar orada, bakıyorlar. Arkadan yırtılmış. Gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce قَالَ Kim söylüyor bunu? Kocası söylüyor. Kıtfir, vezir söylüyor. اِنَّهُ Bu durum, bu yapılan iş her neyse yine o, şüphesiz o, min keydikunne, siz kadınların fendidir diyor, hilesidir diyor, tuzağıdır diyor. Min keydikunne, min keydiki demiyor, bütün kadınları dahil ediyor, siz de dahilsiniz. İnşallah değilsiniz. Min keydikunne, siz kadınların fendidir bu diyor. Hani kadının fendi, erkeği yendi derler ya. Ve Cenab-ı Allah onun sözünü bize aktarıyor ki, Allah konuşmuyor burada. Kim konuşuyor? Mısır'ın hazine veziri konuşuyor. Ve ne diyor? İnne keydikunne azim. Sizin fendiniz çok yamandır. Çok büyüktür. Karşı konulmaz, üstesinden gelinmez manasını ifade ediyor. Cenab-ı Allah şeytanın hilesini, tuzağını anlatırken inne keyde şeytani kâne daifâ diyor. Şeytanın hilesi, tuzağı, fendi nedir? Zayıftır. Ama bakın onu vezir söylüyor. Allah söylemiyor. Fakat onun için bazı ulemadan bir tanesi de diyor ki, ben diyor kadından, şeytandan çok kadından korkarım. Kadından korkarım diyor. Ama nasıl bir kadın? Anlaşıldı mı? Rahman'ını unutmuş. Asi görevini unutmuş. Hak'tan kopmuş. Şeytana gönlünü kaptırmış kadın. O kadın şeytandan daha fecidir. Ve Kur'an'ın kullandığı ifadede ne yapmaktadır? Bunu göstermektedir. Sakın böyle kadınlar, Zeliha bir örnek değil sizin için. Meryem örneği var önünüzde.
Asiye örneği var. Hazreti Asiye, Firavun'un karısı, o da sarayda. O da fevkalade büyük bir nimet içerisinde. Fakat bambaşka bir kadın. Bu sizin diyor, tuzağınız diyor. Siz onu tuzağa düşürmek istediniz. Bu kadarla yetiniyor mu? Hayır. Ne diyor bu sefer? Yusuf'a dönüyor. Yusuf'u. Ya Yusuf diyor. Arid an hada. Bu olan bitenden yüz çevir. Bunu kimseye anlatma diyor. Bunlar halk arasında duyulmasından korkarlar bu. Sosyete var ya, yaptıkları kötülüklerin teşhir edilmesinden korkarlar. Yoksa kötülüğü yapmaktan korkmazlar. Kötülüğü her halükarda yaparlar. Onun dışarıya sarkması, başkaları tarafından duyulması ve teşhir edilmelerinden çekinirler. Bunlar Allah'ın kulu değil, şeytanın kuludur. Bu da öyle, vezir de öyle. Yusuf ağrıdan hâle bundan söz etme diyor. Bu olan bitenden söz etme diyor. Kimseye duyurma diyor. Karısına dönüyor. Diyor ki, وَاسْتَغْفِرِي لِزَنْبِكِ Günahının bağışlanmasını dilesen de diyor. Niye karısına başa bir çıkış yapamaz mı? Yapamaz. Karısının esiriydi. Karısı çok güzel bir kadındı. Onun kaçamaklarına göz yumuyordu. Eğer böyle bu vaziyet olmasaydı, yani içeride ne yapmış olsa sormazdı, araştırmazdı. Karısına diyor ki sen günahkarsın diyor. Günahına tövbe et diyor. Ve bir nasihatle, bir tavsiye ile yetiniyor. İnneki kunti minel hatiin. Burada tehditli bir ifade kullanıyor. Hata sende diyor. Hata yapanlardandın. Yapanlardansın sen diyor. Bu böyle kapanıyor mu? Kapanmıyor ama bir başlangıç bu. Mihnetin, sıkıntının başlangıcı. Yusuf artık o ev zindan oluyor Yusuf. Çünkü orada yaşama imkanını kaybetti. En güzel ev. Fevkalade nimeti içerisinde yüzüyor. Ama bu nimetin içerisinde kalması uzun süre devam etmeyecektir. Allah. Vakale biraz şimdi acele gittik mi izahat da veremiyorum. Neyse bu kadarı yeter ya aldığınız derslerden. Vakale nisbetun fil medineti. Kale nisvetun, kalet demiyor. Arapçada bu cem-i tekrirlerin anlaşılır müzekker ve müennes kullanması caizdir. Ve kale nisvetun, kadınlar söyledi, bir takım kadınlar, sosyete kadınlar bunlar. Bunlar da sosyete kadınları. Fil medineti, Mısır'da, şehirde sosyete kadınları kendi aralarında konuşuyorlar. Nisvetun. Nisvet neyin çoğuludur? Kendi lafzından müfredi yoktur. Öyle değil mi? Nedir onun müfredi? İmra. İmra'a, imra'ete nisva. Çünkü kendi lafzından müfredi olmayan çoğullardan bir tanesi de bu nedir? Nisvadır. Vukale nisvetun fil medineti, şehirdeki kadınlar, sosyete kadınları dediler ki imra'atul azizi, azizin karısı, turavidu fetaha an nefsihi, kölesinin gönlünü çelmeye çalışıyor. Turavidu gidip gelip onunla uğraşıyor. Anne onun gönlünü çelmeye çalışıyor. Turavidu fetaha, el feta köle. El feta aynı zamanda ne manasında kullanıyor Allah? Delikanlı, hür delikanlı. İbrahim Aleyhisselam hakkında da feta diyor. Anlaşıldı mı? Semena feten yezkuruhum yukalu lehu İbrahim. Köle, burada köle. Kölesinin gönlünü çelmeye çalışıyor. Kad şagafeha hubba.
onun sevgisi kalbine, kalbine işlemiş diyor. Şigaf kalbin zarıdır, perdesidir. Kad şagafaha, o kalbinin perdesini delmiş. Hobba, sevgi bakımından onun sevgisi, Yusuf'a olan sevgisi kalbine işlemiş karının diyor. İnna biz deneraha, elbette görüyoruz onu, fi dalalin mubin, apaçık bir dalalette görüyoruz. Hiç insan kölesine aşık olur mu? Kölesine kara sevdalı aşık olmuş ama o kölenin nasıl bir köle olduğunu bilmiyorlar. Görmüyorlar onu. Çünkü o evde mahsur kalmış herhalde. Cemiyet, sosyete tarafından tanınmamış. Tanınmış olsaydı hepsi onun kuyruğa girerlerdi onun arkasında. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ Onların dedikodularını işitince, Sema, Mekir burada, tuzağı, hile, dedikodu. Bakın Mekir kelimesi birçok manalar ifade eder. Burada da o kadınların dedikodularını işitince, erselet ileyhinne, haber gönderdi onlara. Davet etti onları ya. Erseler, elçi gönderdi, adam gönderdi onlara. Ne demek istiyor? Davet ediyor onları. Gelin bakalım, bir de siz görün. Erselet ileyhinne, onlara davet gönderdi. Ve a'tedet, hazırladı lehunne, onlara müttekeen, kerevet hazırladı. Rahat otursunlar, yemeklerini ve meyvelerini yesinler diye bir kerevet hazırladı onlara. Ve a'tet, geldiler, oturdular, yediler, içtiler, meyve yemeye başladılar. Ve a'tet verdi. Kulle vahidetin minhunne, onlardan her birinin eline verdi. Sikkiyle keskin bir bıçak verdi. Zeliha ve kalet, evin hanımıya hala emretme yetkisi onda. Yusuf'a yaklaşamıyor ama Yusuf onun kölesi. Emredi, o kalet, emretti, dedi. Ahrac aleyhinne, onların karşısına çıktı. Onlar yemeklerini yemişler, meyve soyuyorlar. Anlaşıldım efendim. Keskin bıçaklar da ellerinde. Onların karşısına çık dedi. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ Yusuf'u görünce o kadınlar اَكْبَرْنَهُ Onu şahane buldular. اَكْبَرْنَهُ Büyüttüler gözlerine. Ya bu insan olamaz. Bu kadar Cenab-ı Allah bir güzellik vermiş ona, bu dediler. Haşa dediler. Bu insan değil. Zaten söylüyorlar açık açık. Ekbernehu, onu anlaşıldı mı gözlerinde büyüttüler. Ve katta'ne eydiyehunne, ellerini yaraladılar. Katta'ne kestiler, parçaladılar manasını. Ama burada cerah ne manasında kullanıyor Cenab-ı Allah. Ellerini yaraladılar. Çünkü o bıçak biraz yani hedefinden kayıp başka bir yere deli burasını kesiyor zaten. O keskin bıçak olduğunu da oradan anlıyoruz. Öyle keskin bıçaklar vermiş yerlerinde. Meyveyi soyarken o meyveden onu görünce şaşkınlıklarından ötürü biraz kayıverdi. Parmaklarına kayıverdi. Parmakları ne yaptı? Ellerini yaraladılar. وَقُلْنَ dediler ki حَاشَ لِلّٰهِ Allah münezzehtir. Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Neler yaratıyor Allah demek manasında kullanıyorlar burada. حَاشَ لِلّٰهِ Yani Allah'ın kudretinin sonu yok. Her şeyi yaratıyor. مَا هَذَا بَشَرًا Bu insan olamaz dediler. مَا هَذَا بَشَرًا Bu insan değildir dediler. İn hâdâ illâ melekun kerîm. Bu çok asil bir melektir ancak dediler. O melekleri tertemiz düşünürler ya. Çok güzel bir varlıklar olarak güzel. Hani güzel bulduğumuz, takdir ettiğimiz insana ne deriz? Melek deriz biz. Öyle taltif ederiz. Bu insan değil dediler.
insanlardan değil, bu asil, soylu, şerefli bir melektir ancak dediler. O zaman Zeliha intikamını onlardan aldı işte. Kalet Zeliha dedi ki, فَذَٰلِكُنَّ الَّذ۪ي لُمْتُنَّن۪ي ف۪يهِ Beni kınadığınız adam işte bu dedi. İşte o beni kınadığınız adamdır dedi. Bak şimdi bir görmekle ellerinizi kestiniz. Yaraladınız. Ben onunla senelerdir yaşıyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Bakın. وَلَقَدْ رَاوَتْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ Yemin olsun ki onun gönlünü çelmeye çalıştım diyor. فَاسْتَعْصَمْ اِسْمَتْ İsmet ne demek? Şerefli davrandı. İsmet günahsızlıktır. فَاسْتَعْصَمْ burada şerefli davrandı. Yanaşmadı. Tekliflerime yanaşmadı. وَلَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ Eğer söylediklerimi yapmazsa مَا آمُرُهُ Ona emrettiklerimi yerine getirmezse لَيُسْجَنَنَّ Hapse atılacaktır. وَلَيَكُونَمْ مِنَ الصَّغِر۪ينَ Aşağı olanlardan, hakaret edilenlerden olacaktır. Mutlaka diye yemin etti. Demek ki onun aşkı hani böyle bir aşk değil ilahi. Yani masum bir aşk değil. O şehvet duyuyor. Yusuf'a istek duyuyor. Onu sevmiyor. Yusuf'u kendine ram etmek istiyor, bağlamak istiyor. Onun için de bizim macilerimiz ondan murat almak istiyor. Yani gönülleri, gönlünü hoş etmek böyle bir durumda. Yusuf'u eğer sevseydi, hakiki aşk olsaydı hapse atırır mıydı onu? Hani Mecnun derdi, Leyla uzaklara gitmiş, evlenmiş, saraylarda nerede olursa olsun, hayatta olsun da, mutlu olsun da bana yeter derdi. Öyle değil mi efendim? Öyle. Seven hiçbir zaman sevdiği kişinin mutsuz olmasını istemez ama bu Zeliha denen ne diyelim sonra Müslüman olduğuna göre bazı rivayetlere göre Yusuf'un karısı dahi olmuştu. O zaman gözü kara. O Yusuf'a sadece sahip olmak istiyor. Başka bir onu sevmiyor. Onu kendine gerçek manada köle yapmak, bütün emirlerine, arzularına, isteklerine cevap vermesini istiyor. Ve onun dışında bu lafı söylediğinden anlıyoruz onu ki hakiki bir aşk değildir. Zeliha'nın Yusuf'a duyduğu aşk. Yetinelim, bu kadarla yetinelim. İnşallah Yusuf Aleyhisselam bakalım hapse atılır eğer benim emirlerimi yerine getirmezse diyordu bu kadın. Bakalım Yusuf Peygamber neyi tercih edecek? Hapse atılmayı mı? Yoksa onun arzularına anlaşıldığımı cevap vermeyeyim. Efendim? Burhan Cenab-ı Allah'ın vahyi olabilir. Bazılarına göre babası babasının hayalini görüyor. Babası yumruğuyla Yusuf Peygamber'in göğsüne vuruyor. O değil. Rabbinin burhanı ben onu kabul etmiyorum. Yani onu anlatmadım. Tefsirciler onu da söylüyorlar. Yani sanki Yusuf onunla beraber olmaya hazırlanmış da Allah'ın burhanını görerek, yani babasını görmüş veya Cenab-ı Allah'tan bir ikaz gelmiş ya melek gelerek onu ikaz etmiş falan değil. O ikaz daha önce yapılmış.
Allah'ın burhanını, peygamberlik kanıtını, delili kendisine bildirildiği için ona ilgi duymamış. Bakın öyle söyledik. Eğer burhanı görmemiş olsaydı ilgi duyardı. Demek ki o burhanı görmüş ve ilgi duymamıştır ona. Gene kağıt parçası falan olmasın. Eyvallah, eyvallah. Neyse, beni alim zannediyor ve bana sorular veriyorsunuz ama sorduğunuz sorular hakikaten benim cevaplayacağım cinsten oluyor. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun hepiniz.